Merhabalar, ben Gülen Fatma Önkol. Yurtsever bir ailenin yurtsever bir çocuğuyum. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler mezunuyum. Lise ve üniversite dönemlerinde birçok gençlik yapılanmalarında çalıştım. Daha sonrasında üniversiteyi bitirdikten sonra da AMED'e geri dönüp insan hakları aktivistliği yapmaya başladım. Çocuk alanında, göç alanında, ekoloji alanında, kadın alanında birçok farklı çalışmalarda yer aldım. Yaklaşık 8 yıldır belediyelerimiz kayyum, yani irade gaspıyla yönetiliyor ve 2015 sürecinden beridir de aslında birçok aile yerinden zorunlu göçe maruz bırakıldı. Bu yabancı olduğumuz bir tablo değil aslında. 1990'lar sürecinde de köy yakılmalarıyla aslında karşımıza çıkmıştı. 2015 döneminde ise daha çok şehirlerde, merkezlerde yürütülen bir çalışmalı süreç dönemine şahitlik ettik. O dönem içerisinde tabii birçok hak ihlali yaşandı. Bunlardan en çok etkilenenler kadınlar ve çocuklar oldu. Çünkü kendi yaşam alanlarından, kendi yaşam semtlerinden koparılmaya çalışıldı. Bu da bir nevi bir aslında soykırım girişimiydi. Çünkü kültürel bir soykırım mevzu bahisti. Sur denince aslında akla doğrudan işte AMED'in kalbi olarak nitelendiriliyor ve aynı zamanda AMED'in tarihi hafızası demek, kültürü demek. Yani birçok kozmopolit yapıyı içinde barındıran bir yer demek bizler için. Orada işte yürütülen 2015 sürecinde yürütülen o çatışmalı süreç ve yerinden edilmelerle aslında doğrudan işte var olan o tarihi yapıyı, kendi özbelliğini yok etme girişimi olarak biz nitelendiriyoruz. Ya bu biraz hani radikal İslam hareketleriyle aslında bağdaştırılabilir bir durum. Çünkü her sokak başında neredeyse 2-3 kurumu kendi içerisinde barındıran ve aynı zamanda paramiliter bir yapı oluşturmaya, gençlik oluşturmaya çalışan bir sistem, bir zihniyetin ürünü aslında. Bu zihniyetin amacını teşhir etmek gerekiyor, neyi hedeflediğini teşhir etmek gerekiyor ve bunu anlayabilmek, gerçekten yerinde okuyabilmek gerekiyor. Yani yapmak istedikleri hem bir radikal İslam hareketi oluşturmak, kendine itaat eden, biat eden bir kültürü oluşturmak ve bu anlamda gençleri, çocukları kendine mal etmek üzerinden aslında yürütülen bir çalışma söz konusu. Aynı zamanda işte kadınları da bir tekrardan işte hani biz toplumsal cinsiyet eşitlik özgürlüğünü savunan bir şeyiz, partiyiz. Ve bu anlamda da işte kadın hareketine, kadın yapılanmasına, çocuk yapılanmasına, gençlik yapılanmasına doğrudan aslında bir ket vurma hareketi aynı zamanda. Çünkü tekrardan kadını kapatma gözüyle bakıp tekrardan işte evlere kapatma, sokaklara çıkamama haline büründürmeye çalışıyor. Aynı zamanda çocukları da o şekilde bir yetiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü istiyorlar ki eleştiremeyen, düşünemeyen, doğrudan itaat eden ve vurup kırabilen bir gençlik gelsin. Sadece bir kesime hizmet etsin ve o kesim dışında farklı bir şeyi, alternatifi, çoğulculuğu, renkliliği kapsamasın. Tek tipleşme üzerinden aslında bir politika yürütülüyor sokaklarda. Ya en başında dediğimiz gibi aslında çünkü AMED ve Sur gerçekten AMED'in kalbi, bir savunma alanı, bir öz hali, öz olma hali. Bu nezde de bakınca aslında hani bir tarih, bir kültür, bir hafıza, bir bellek olduğu için de sistemin doğrudan buraya yönelimleri de oluyor. İşte doğasını katletmeye dönük bir girişimi oluyor. İşte yapısını katletmeye dönük bir girişimi oluyor. Çocuğu, kadını yok etmeye dönük bir girişimi oluyor ve bunları gerçekten yerinden okuyabilmek gerekiyor. Hevsel bahçeleri ya da işte Dicle Nehri'nin bu denli kirli akması, kapitalist sermayeye peşkeş çekilmesi, hem doğa alanında yürütülen talan çalışmaları, hem insanlar üzerinde yürütülen doğa çalışmalar, o talan çalışmaları bir yani kültürel bir asimilasyon politikasından ve aynı zamanda doğal bir asimilasyon politikası haline çekilmeye çalışılıyor. Yani bunun farkında olmak gerekiyor. Doğa bizim tahakküm kurabileceğimiz bir alan değil. Bizler de doğanın birer parçasıyız ve doğa kendi içerisinde hiyerarşiyi kabul etmez. Ama sistemin eril aklı bir hiyerarşi, bir tahakküm anlayışından geldiği için de aslında doğayı bir ehlileştirme, kadını ehlileştirme, çocuğu ehlileştirme politikası üzerinden, Kürt halkını ehlileştirme politikası üzerinden sürekli bir asimile etme, baskı haline getirme üzerinden kendini şekillendiriyor. Yani partimizin belli bir paradigması var. Bu işte kadın özgürlükçü, ekolojik ve demokratik bir paradigmaya sahibiz. Ve bu paradigmanın aslında kent yerelinde, Sur özelinde hem vücut bulması, hem
dönemde örnek bir belediyecilik anlayışıyla sürdürülmesini hedefliyoruz. İstiyoruz ki sur sokakları kadının, çocuğun, gencin, engellinin en başta, ben engelli demeyi unuttum bu arada. Çünkü ben de bir engelliyim. Protez kullanıyorum aynı zamanda. Onların da bu alanlarda farkındalık yaratabilecek, kazanımları artırabilecek ve bu anlamda belediyeciliği sürdürebilecek bir çalışma aslında planlıyoruz. İstiyoruz ki işte sur sokakları güvenli, yani güvenilir bir mekan haline gelsin, kendi özüne, tarihine geri dönsün. Bir hafızası var, o hafızayı korumak gerekiyor. Bu hafızanın içerisinde birçok zenginlik var, o zenginlikleri açığa çıkarmak gerekiyor ve alan açmak gerekiyor. Öncelikle hedefimiz insanları yaşayabileceği, sürdürebileceği, ekonomisine, sosyal hayatına, kültürel hayatına ya da sanatsal hayata aktif katılabilecekleri, herkesin kendine bir alan bulabileceği çoğulcu bir belediyecilik anlayışıyla biz bu süreci yürütmek istiyoruz. Halka çağrım, bizim tek tipleştirme üzerine bir politikamız yok. Biz her zaman çoğulcu bir politikaya sahip olduk ve partimiz de her zaman bu yönde yol aldı. Ve her zaman azınlıktan, dezavantajlı hale getirilen gruplardan, yok sayılan, reddedilen gruplardan yana oldu. Bizler de bu perspektifle aslında yol alabileceğimizi ve yol aldığımızı belirtmek istiyoruz. Bu anlamda çoğulcu, demokratik, kadın kazanımı esas alan, çocuğu, engelliyi gözeten kent anlayışıyla bir sürdürülebilir belediyecilik ve doğa yaşam anlayışıyla aslında bu perspektifte çalışmalar yürütmek istiyoruz. Halkımız aslında istediği şey de o. Sadece bunu açığa çıkarabilmek ve anlatabilmek gerekiyor. Bu anlamda halkımızın da çok politik olduğunu biliyoruz ve bu noktada kayıtsız kalacağını da düşünmüyoruz. Sur'a geri dönme, çünkü son dönemlerde Sur'da yürütülen bir göç politikası var. Sur'u bir boşaltma hali var. Bu anlamda işte kendi özüne geri dönme ve kendini açığa çıkarma üzerinden bütünsel bir yaklaşımla kendimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ben Adnan Orhan, 1982 Kulp doğumluyum. Hayatım Kürdistan gerçeğiyle paralel bir şekilde 94'te köylerimizin yakılmasıyla beraber Ahmet'e geldik. Aynı zamanda hak savunuculuğu anlamında birçok sivil toplum örgütünde çalıştım. Üniversite mezunuyum, uluslararası ilişkiler mezunuyum. Ahmet'te yaşıyorum uzun yıllar. 94'te köy yakılmalarıyla beraber bölgede çok yoğun bir köy yakılma operasyon olayları yaşandı. Babam, amcam ve amcam oğlu gözaltına alınıp, Bolu Tugay tarafından gözaltına alınıp kaybedildiler, katledildiler. Daha sonra bir toplu mezarda çıktılar. Biz de göç etmek zorunda kaldık ve 94'ten bu yana Ahmet'te yaşıyorum. Biliyoruz ki son 8 yıldır kayyumla yönetilen belediyelerimizin halka, topluma, sura ne kadar zarar verdiğini hep beraber görüyoruz. İnanç anlamında, dil anlamında, kültürel anlamında gerçek anlamıyla bir soykırım yaşanıyor diyebiliriz. Çünkü her anlamda katledilen tarihi yapılar var. Özellikle 2016'dan sonra birçok yapının yıkılması, birçok ucube yapının yapılması ve bu anlamda da Sur halkına bir eziyet çektirilmesi, bir zulüm yapılması aşikar göz önünde olan bir durum. Bu anlamda da elbette Sur'a yönelik özel bir politika yöneltilmiş durumda. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü alanları gezdiğimizde, halkla iletişim kurduğumuzda bu yönüyle çok ciddi bir eleştiri var, bir şikayet söz konusu. Çünkü şu gerçeklik var ki Sur tarihi bir yer, tarihi yapıya sahip bir yer ve 10 yıllardır, 100 yıllardır diyebiliriz ki çok inançlı bir yer. Böyle olunca da haliyle insanların geçmişten bugüne beraber çok farklı inançların bir arada yaşamaları aslında Sur'un güzelliğini bütün dünyaya kanıtlanmış durumdaydı. Lakin 2016'dan bu yana yaşanan kayyum politikaları bu çok kültürlü, çok inançlı yeri aslında bir anlamda yok etme anlamında bir politika izleniyor. Buna da halkımız bu yerel seçimlerle beraber inanıyoruz ki gerekli cevabı verecektir ve bizim de belediye anlayışımızla, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmamızla bu anlamda geçmişte Sur'un güzel sokaklarını tekrar da canlandırmaya çalışacağız. Elbette şunu söyleyebiliriz, yani tekrardan kayyumun bu son 8 yılda Sur halkına uyguladığı politika aslında birçok şey açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Şunu diyebiliriz ki tarihi yerlerin birçoğu yok edildi, ucube yapılar yapıldı ve Sur'dan 20 bin üzerinde nüfus
nüfus göç ettiği bu göçlerle beraber maalesef çok ciddi tahribatlar yaşandı. Aynı zamanda sur kültür, sur sokak kültürü yok edilmeye çalışılıyor. Bununla beraber de halkı buradan bezdirip nasıl çıkartabiliriz anlayışı söz konusu. Bunun somut örneğini verecek olursak, örneğin geçenlerde TÜİK'in açıkladığı rakamlarda sur nüfusunun 100 binin altına düşürüldüğü söylendi. 98 bin küsur bir nüfus açıklandı. Bu da çok aslında manidardır. Kayyum'un elinde 4 yıl, 2009'dan bu yana 4 yıldır bulunan belediyede nüfusun düşmediğini, ancak kendileri de bir paniğe kapılarak 2024'te partimizin anlayışı geleceğinden kaynaklı bu TÜİK rakamları maalesef şu anda 100 binin altına düşürüldüğü yönünde bir açıklama yapıldı. Bu da beraberinde elbette ki şunu gösteriyor. Yani Sur'da insanlar göç ettirilmek isteniyor. Sur sokaklarında çocukların daha çok alanları kapatılıyor. Kadın arkadaşların alanı kapatılıyor. Kültürel anlamda alanlar kapatılmaya çalışılıyor. Bu yönüyle de ya bilinçli bir politika izleniyor ve bizler de partimizin paradigmasıyla, partimizin anlayışıyla bu yönüyle çalışmalar yürüteceğiz. Tekrardan Sur'la ilgili elbette bütün alanları açmaya çalışacağız. Halkımızla beraber bu yönlü bir politikamız olacak. Her şeyden önce şunu belirtmeliyiz ki Sur'dan göç eden nüfusu olabildikçe Sur'a tekrar geri getirme çabası içerisine gireceğiz. Bu net bir şekilde görünmeli ki burada insanların bu sıcak iletişimi, sokak kültürü, ondan sonra çocukların sokaklarda birbiriyle oynamalarını asla kimse engel olmayacaktır. Bildiğiniz üzere birçok metruk yapı var, birçok tarihi yer tahrip edildi. Bunlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Sur'un nüfusunu tekrar buraya geri getirmek için gerek yerinde dönüşüm, gerekse başka alanları açmak için elimizden gelen bütün çabayı halkımızla beraber göstereceğiz. Çünkü şu gerçekliği baştan beri söylüyoruz. Partimizin anlayışı şudur ki belediyeciliğimiz gerçek anlamda sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bir model. Biz halkımızla beraber yönetmeyi her zaman hedef aldık ve o şekilde bir yönetim biçimini önümüze koymuşuz. O nedenle kararlarımızı halkla beraber alacağız. Halka gideceğiz ve Sur'dan göç eden nüfusu da tekrar Sur'a getirmeye çalışacağız. Seçmenlere çağrımız şudur ki halkımız gerçek anlamda yaşadığı, on yıllarca yaşadığı, kendisini ait hissettiği yerlerde tekrar yaşamak istiyor. Özellikle bu yönüyle Sur'un yapısı, Sur'un tarihi bozulmasın diye aynı zamanda Kayyum'un yapmış olduğu bu tahribatlara çok net bir cevap vermek için bütün halkımızı 31 Mart'ta partimize sahip çıkmasını ve gerçekliği bir kez daha sisteme, bir kez daha iktidara cevap vermesini istiyoruz.